Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ayuki serisine bu videomuz ile giriş yapıyoruz. Bu videomuzda serinin ana karakteri Hinata Shoya hakkında muhtemelen bilmediğiniz veya duymadığınız 34 bilgi sizinle paylaşacağım. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video sonunda görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Artık videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Doğum tarihi 21 Haziran 1996'dır. Burcu ikizlerdir. İkizler burcu olarak sempatik, konuşkan, meraklı, iletişim becerisi yüksek, birden fazla işi aynı anda yapabilen, kararsız, değişken, yanlış anlaşılan bir kişiliğe sahiptir. Kişilik tipi ENFP'dir. Boyu zaman atlaması öncesi 164.2 cm, zaman atlaması sonrası 172.2 cm'dir. Kilosu zaman atlamasından önce 51.9 kilodur, zaman atlamasından sonra 70.1 kilodur. Yaşı 24'tür. Saç rengi ve göz rengi turuncudur. İki lakabı Nihai Yem, Chibi-chan, Mandalina İnsan ve Ninja Shoyu'dur. 3. İsminin anlamı. Shoya ismi uçan güneş anlamına gelirken Hinata ismi güneşteki yer veya güneşli yer anlamına gelmektedir. 4. Oynadığı takımlar. Yukigaku Ortaokulu, Karasuno Lisesi, Black Jackass, Japon Milli Takımı ve son olarak profesyonel Aso Sao Paulo takımıdır. 5. Hedefleri. Küçük dev gibi bir oyuncu olmak, Karasuno'nun ası olmak ve boyunu uzatmak için çok çalışmak. 6. İlk ortaya çıkışı. Mangada ve animede ilk bölümde ortaya çıkmıştır. 7. Seslendirme sanatçısı. Hinata'nın seslendirme sanatçısı Ayumi Murase'dir. 8. Sevdiği şeyler. Voleybol, etli çörek ve tamagogake gohan'dır. 9. Sıçrama yüksekliği. Zaman atlaması öncesi 333 cm, zaman atlaması sonrası 350 cm'dir. 10. Lisedeki kaygısı. Topu tek elle yakalayamamasıdır. 11. Zaman atlaması sonrası kaygısı. Rio'dayken çok fazla güneş kremi aldı ve şimdi onlarla ne yapacağını bilememesidir. 12. Kagayama gibi öğlen saatlerinde doğduğu için burcu net değildir. Öğleden önce doğduysa ikizler, öğleden sonra doğduysa yengeçtir burcu. 13. Bahar turnuvası öncesi Hinata okuldaki hiçbir sınavdan çift haneli puan alamadığını dile getirmiştir. 14. Hinata'nın en kötü dersi İngilizcedir. 15. Hinata İngilizce sınavında cevapları cevap kağıdında yanlış yere yazdığı için sınavdan başarısız olmuştur. Doğru şekilde yazmış olsaydı harika bir puan alacağını ima etmiştir. 16. Korktuğunda veya tehdit edildiğini hissettiğinde içgüdüsel olarak en yakındaki kişinin arkasına saklanır. 17. Hinata her maç öncesinde tuvalete gittiğinde maçta oynayacağı rakipleriyle karşılaşma eğilimine sahiptir. 18. Hinata Karasuno takımının birinci sınıflar arasındaki en yaşlı oyuncusudur. 19. Hinata 21 Haziran'da yani yılın en uzun günü ve en kısa gecesinde doğmuştur. Kagayama'da tam tersi olarak 21 Aralık yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünde doğmuştur. Yani buradaki bilgide şundan bahsediyoruz. Doğum günleri normal hayatlarındaki karakterleri gibi tamamen birbirine zıttır. 20. İlk popülerlik anketinde Hinata 6058 oy ile ikinci sırada yer alırken ikinci popülerlik anketinde 12720 oy ile ilk sırada yer almıştır. 21. Ayuki serisinde enerjisi, sıcaklığı ve arkadaş canlılığı ile Hinata güneşi temsil etmektedir. Güneşin zıttı olarak Tsukishima da soğukluğu, sakinliği ve olgunluğu ile ayı temsil etmektedir. 22. Hinata'nın akıl hocası Bokuto'dur. Bokuto Hinata'ya yardım etmekten hiç çekinmez ve ona çeşitli voleybol teknikleri öğretmiştir. 23. Japon anime ve manga karakter veri tabanı olan Karapedia tarafından kadınlara çocukları için hangi anime karakterini seçeceklerini soran bir ankette Hinata 104 oyla 8. sırada yer almıştır. 24. Ayuki serisinin one shot'ında Hinata ana karakter değildi ve numarası 12 numaraydı. 25. Ayuki'nin one shot'ında Hinata kısa değildi ve Kagayama ile hemen hemen aynı boydaydı. 26. Mangaka Furudate Hinata'nın karakteriyle ilgili olarak ortaya çıkış şeklinden gurur duyduğunu ve kendisiyle hiçbir benzerliği olmayacak şekilde tasarladığını söylemiştir. 27. Hinata'nın en nefret ettiği blok Oboi Josai'den Issei Matsukawa'nın bloğudur. 28. Hinata Portekizce konuşabilmekte ve ayrıca Dragon Ball'u dublaj izleyerek İspanyolca ve İngilizce öğreniyor. 29. Hinata'nın One Piece'deki favori karakteri Roronoa Zoro'dur. 30. Hinata Rio'da yaşarken yarı zamanlı olarak bir yemek dağıtım şirketinde dağıtım elemanı olarak çalışmaktaydı. 31. 2021 yılında 5. Crunchyroll anime ödüllerinde Hinata Best Boy ödülünü kazanmıştır. 32. Hinata ve Kagayama ilk karşılaşmalarından itibaren aralarında oynadıkları maçlarda
Hinata 1096 galibiyet, 1100 mağlubiyet almıştır. Yani aralarında 4 galibiyetlik bir fark vardır. 33. Hinata arkadaş canlısı ve açık sözlülüğü için en sessiz insanlarla bile zahmetsizce arkadaş olabilmektedir. Örnek olarak Nekoma Lisesi'nden Kenma, Datatek Lisesi'nden Aone ile arkadaş olması bunun en güzel örneğidir. 34. ve son bilgimiz, Hinata insanlar onu hafife aldığında veya takımı hakkında kötü konuşulduğunda çok korkutucu bir ifade sergileyebilir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Hinata Shoyu hakkında muhtemelen bilmediğiniz veya duymadığınız 34 bilgiyi sizlere aktarmış oldum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra Hayıklı karakter bilgileri için isteklerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizle aynı fikirde olan izleyicilerin yorumlarında beğenirseniz arkadaşlar, o karakterin önce gelmesi daha hızlı olacaktır. En çok like alan karakterler daha çok dikkatimi çektiği için onları listeye alıyorum. Bunun bilgisini vermiş olayım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.